Spor Sohbetlerinden hepinize merhaba sayın seyirciler. Spor Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Tuzla Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Umay. Hüseyin Umay aynı zamanda programın da sponsoru bize Loof Beach olarak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Bütün bir sezon boyunca konuklarımızı burada ağırladık ve siz de sponsor oldunuz. Ama bugünkü konumuz Tuzla ve haliyle BTM ligleri. BTM'nin sorunları. Aynen. Evet, öncelikle kulüp başkanlığından başlayalım. Nereden biliyoruz Tuzlalısın ama nereden böyle başkan olma isteği geldi ve başkan oldun? Yani öncelikle program için teşekkür ederim. Biz her zaman sizin gibi spora destek veren programları veya sporcuları kendi şirketimiz adına Umay Grup ve Loof olarak ağırlamaya devam edeceğiz. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Çünkü biliyoruz ki insana yapılan yatırım, spora yapılan yatırım en önemli yatırımdır ülkemizin geleceği adına. Yani ben Tuzla Spor'un başkanı nasıl oldum? Sonuçta bir Tuzlalıyız. Üniversite yıllarında da köyde çok az da olsa ben de futbol oynadım. Uzun yıllar kulüp kapalı kaldı Tuzla Spor. Biliyorsunuz BTM'de başkanlara dayalıdır. Yani başkan koşturursa kulüp devam eder. Eğer işte bir iki kişi bırakırsa uğraşmayı maalesef kulüpler kapanır. Birçok köklü kulübümüz var ki şu an kapalı durumdadır. Bir şekilde arkadaşlarımız açtı 4 veya 5 sene önce. Onlardan sonra biz devraldık. Biz de inşallah belli bir altyapı, belli bir hani kişiye değil de sisteme dayalı bir kulüp organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de daha sonra başka arkadaşlarımıza devredip Tuzla bölgesine hizmet veren, Tuzla'nın gençlerine, Tuzla bölgesindeki çocuklara, gençlerimize hizmet veren bir kulüp yaratmak hedefimiz olur yani. Evet. Tabii geçtiğimiz yıl iddialı girdiniz lige. Şampiyon olamadınız ama evet. O iddiayı da sonuna kadar götürdünüz. Evet. Bu yıl nedir hedef? Şimdi öncelikle benim olduğum her yerde iddia var zaten. Şimdi sonuçta biz bir iş adamıyız, işletmelerimiz var. Hiçbir işletmeyi açalım zarar etsin diye açmayız. Tuzla Spor'un da kuruluş amacı, yani bizim geliş amacımız, benim ve yönetimin başarıdır. Kesinlikle başarı endeksidir. Yenilgiyi hazmedemeyen bir başkan, bir yönetim ve futbolcu. Yani futbolcularımızı da alırken birinci kişiliğine, duruşuna çok dikkat ediyoruz. Yani sporcu kişiliği bence öncelikle efendilikten, düzgün karakterden geçer. Daha sonra kişisel becerilerdir. Yani hedefimiz tabii ki şampiyonluktur. Benim aslında ikinci senem. BTM 2'de ilk sene çıktığımız sene şampiyon olduk. Hemen oradan çıktık. Geçen sene olamadık. Belli hatalar yaptık yönetim olarak, ben başkan olarak. İşte bunları tekrarlamadan. Çıkma hedefimiz ama tabii daha sonra da düşündüğümüz, acaba çıkma iyi bir şey mi? Yani Kıbrıs Türk futbolunda Süper Lig veya birincilikteki takımların hepsi mutlu mu? Yoksa BTM'de kalıp da altyapıyı güçlendirmek, sahalarımızı, kulüp binamızı, çocuklarımızı çoğaltmak daha mı iyi olacak? Aslında her şey tartışılır. Burada aslında BTM çok büyük bir sorundur. Yaşadığınız en büyük sorun nedir mesela BTM'de? Yani benim en büyük yaşadığım, yani kimsenin gücüne gitmesin ama sizi de eleştirirsem, ne spor yorumcuları, ne televizyonlar, ne federasyon BTM'ye gerekli önem vermiyor. Bu bir daha ikidir. Çok az ilgi var. Ama bunun tam tersine baktığınızda, demin program öncesi sohbetimizde de söyledim. Ben iddia ederim Lefkoşa'nın bütün takımlarından toplayın, taraftarı Tuzla'nın daha fazladır. Evet. Bütün köy takımlarının öyledir. Yani bugün gittiğinizde bir BTM maçlarına müthiş bir yoğunluk var. Müthiş bir kalabalık var. En az 500 kişiyi orada görürsünüz. Çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, kızlı erkekli çok güzel maçlar çıkar. Benim sorunum, niye maçlar 10.45'te yapılıyor? Bu aslında gerek federasyonun, gerek spor dairesinin BTM'ye
verdiği önem veya vermediği değer diyelim. Vermediği değerdir. Yani bugün cumartesi 10.45'te maç yaparsanız kim gelecek? Herkesin işi gücü var. Yani çocuğunun dersi var. Sabah te uyansın, te mamırlasın, te kahvaltısını yapsın. Zaten bizim maçlar biter. Yani ama biz Betem'e 2'deyken 5'teydi maçlarımız yaz sezonu ve müthiş dolduruyorduk şeyi, tribünlerimizi. Şimdi kendi seyircilerimize de bir şey diyemeyiz. Çünkü yani 10.45'te kim gelecek maça? Futbolcu uyandığı gibi maça gelir. Hakem uyandığı gibi maça gelir. Ne hakemde konsantrasyon, ne futbolcuda konsantrasyon, ne seyircide. Yani futbolcu... tabii federasyona, sözünüzü kesin, federasyona bunu ilettiğimizde benim hakemim yok. Evet. O zaman alacaksın yani, ne bileyim yani, bu kadar takım varsa bu hakemi de bulacaksın yani, bir daha ikiyedir. Tabii futbolcular açısından da büyük sorun. Çünkü kahvaltıyı yaptıktan en az 2 saat sonra, 2-2,5 saat sonra, belki 3 saat sonra hazmedip yeterli performansa ulaşabilir futbolcular. Dolayısıyla 10.45'te başlayan maç, 11'de başlayan maç için en geç 8.30'da kahvaltı yapması lazım futbolcunun. Yani, dolayısıyla saat 7'de de uyanması lazım. Bu sefer de uyku problemi ortaya çıkar. Kesinlikle yani fiziksel olarak zaten ciddi sıkıntı. İnanın biz sandviç yaptırır. Çocuklar apar topar otobüste yer. Yani kulübe gelir. Maç öncesi hepsi sabah sersemliği var. Konsantrasyon yani benim tek... Bir de deplasmana gideceksen üzerine 1-1,5 saat daha eklemek gerek. Evet yani bilmem, bu sene çözecek derim ama benim çok ümidim yok maalesef. Federasyonumuzu Süper Lig takımları idare eder. Yani dolayısıyla büyük bir ihtimal yine biz 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf takım, 4. sınıf vatandaş muamelesi görecek Betem olarak. Betem'e bir de şu problem de var. Betem'e bir özellikle federe diye nitelendirdiğimiz, evet, süper ve birinci ligin devam ettiği dönemde başladığı için saha problemi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Betem'e 2'de bu problem yoktu çünkü yaz döneminde organize ediliyor. Saha konusunda bir çalışma düşünüyordunuz geçtiğimiz yıl. Var mı bir gelişme o konuda? Yani var. Mesela bu sene için, geçen sene sağ olsun Aqua bize sahasını verdi. Yani Tuzla'dan 25 dakika. Tamam, bindik arabalara, otobüslere. Adamlar sahasını verdi sağ olsun. Bu sene bilmem hani saha nasıl olacak. Tuzla'nın kendi sahası var şu mı? Şu an Tuzla'nın kendi sahası yok ve şu an aslında ciddi bir sıkıntımız var. Yani tabii ki hedefimiz birinci lige çıkmaktır ama yani ben kulüp başkanı olarak veya Tuzlalı bir vatandaş olarak niye saha yapayım? Niye bu yük bana kalsın? Niye işte atıyorum Mor Menekşe'nin başkanı kendi cebinden sahasını tamir etsin? Niye işte falanca kulüp başkanı saha yapar? Yani bizim zaten bugün en yakın komşumuz şeye bakalım, Rum tarafına bakalım, Türkiye'ye bakalım. Yani hepsimiz küçümseyerek ama bir bakın bakalım, liselerde bile artık çim sahalar var. Okullarda çim sahalar var. Yani bugün Türkiye'deki amatör ligler bile çok güzel sahalarda oynar. Eskiden beri hiç yok muydu saha için Tuzla'nın ayrılan bir toprak alan? Köy içinde bir sahası var yıllardır bizim de oynadığımız. Şu an onu tamam federasyonun spor dairesinin sağ olsun Hüseyin Cahitoğlu'nun bir desteğiyle yakın zamanda çimlendireceğiz. İşte bunun tellemesi var, kuyuları var, su depoları var, soyunma odası var. O ihale de bize kaldı. Yani onu biz Umay Grup olarak üstlendik. Tamam, köyümüzdür, yapalım ama yani bu köyün bir belediyesi var, bir sorumlu olduğumuz spor dairesi var, bir federasyonumuz var. Hani dediğim gibi bizim devamlılığımızı sağlamak için, sonuçta daha açık söyleyeyim, benim oğlum yok. Biz bu saha için uğraşırız. Başkalarının çocukları için, köyümüzün çocukları için uğraşırız. Ama bu benim görevim değil. Bu şahısların görevi değil. Bu devlet politikası olması lazım. Bu belediye politikası olması lazım. Evet. Bugün Değirmenlik Belediye Başkanı, ben kutlarım. Keşke biz de Değirmenliğe bağlı olsak. Yani köylerinin, Kırıkkale'nin yani 50 kişilik bir köyde çim saha var, tribünü var, çiçek gibi sahalar var. Yani biz onlara sponsor olduk Umay olarak. İşte forma, top yardımı yaptık. Gidip baktığımda çok hoşuma gitti. Yani oradaki gençler, çocuklar küçük bir köyde olsa çok güzel bir sahada spor yapar. Yani bence artık bu belediye politikası olması lazım. Devlet politikası olması lazım. Yani aslında o tam da bu noktada
Kırıkkale yan köy Dilekkaya ile birleşti. Evet. Bu noktada da aslında bölge takımları birleşip bir güç birliği, altyapı güçlendirmesi yapması gerekir. Örneğin Tuzla Mutluyaka ile birleşebilir mi? İlk aklıma şimdi gelen. Şunu söyleyeyim, biz yani kendi şirketimiz olarak yani Mor Menekşe'ye de destek olduğumuz kadar olabiliyoruz. Sağ olsun onlar bize sahasını verir. İşte Metin Başkan bize oyuncu verir. Böyle bir işbirliğimiz var. Kırıkkale ve Ayan'ın birleşmesi bence %100 çok olumlu, ama bir diğer taraftan baktığınızda Akdoğan'da da 3 takım var. Evet. Yani 2000 kişilik bir köyde 3 tane takım var. Yani birleşenler gibi birleşemeyenler de var. Yani belki o köy o heyecanı, Betem heyecanını yaşamak ister, ama altyapılar birleşebilir en kötü. Evet. Yani bizim Mutluyaka ile var böyle bir çalışmamız. Biz sahamız bitince kesinlikle bu sene U16'ya katılamadık. Geçen sene U14'e katıldık. Bu sene yazılmayı çok istedik. Oyuncumuz da var, hocalarımız da var. Formalarımıza kadar U16 için başvurumuzu da hani son anda iptal ettik. Nedeni sahanın olmayışı. U14'e sahamız yetişir. Kesinlikle U14'te yani bu birleşmeler belki yavaş yavaş olacak, ama biz Mutluyaka'dan, Güvercinlik'ten U14, U16 için görüşmelerimizi yapacağız ve altyapılarımız olsun, ortak yapmamız lazım. Evet. Yani gelir Tuzla'da oynar çocuk, Betem'e, Mutluyaka'ya, Güvercinlik'e gider. O şekilde yapmamız lazım. Dediğim gibi konu konuyu da açar, ama sahamız 1-2 haftaya kadar çimleniyor. Belediye ile bir işbirliğimiz var. Belediyenin Tuzla yapacağı bir çocuk parkı vardı. Onu sahaya yapılması için muhtarımız ve belediye ile yaptığımız görüşmelerde sahanın yanındaki boş araziye yapıyoruz. Dolayısıyla oradaki sahayı biraz daha aktif hale getirmek isteriz. Tabii orası çok eski bir yer. Tribün yapamayacağımız, yani arazi kale arkasında olduğu için sadece biz onu şu an bitirelim, bu sene maçlarımızı yapalım, antrenman bölgenin gençliğine, belki işte civar bölgedeki genç takımlara, kadın futbol takımına verelim, onlar da oynasın. Esas yerimiz Tuzla'nın girişinde, onu belediyeyle bir protokol imzaladık. Yani oraya ciddi bir yatırım yapıp sadece saha değil aslında bir stadyum, spor kompleksi yapmak hedefindeyiz. Evet. Tabii maddi olarak zorlanıyoruz, çünkü yani bir lige katılmak için, bir de iddialı bir takım kurmak için bir bütçe hazırlamamız lazım. Sahaya da bir bütçe aktarıyoruz. Yani zor. Zor. Pasta. Tabii aslında Tuzla son 10 yılda inanılmaz gelişti. O bölgeye yerleşim arttı. Yani eski evet, eski Tuzla'ya baktığımızda işte 150 kişilik bir köydü, ama mevcut yapısıyla 10 binin üzerinde bir yerleşim var orada ve dolayısıyla bireysel sporların, sağlık sporlarının da yapılabileceği bir komplekse artık ihtiyaç var. Tabii. Yani insanların akşam üzeri çıkıp yürüyebileceği, evet, ne bileyim işte açık hava aletlerinin olabileceği bir yer lazım. Tüm bunlar için yeterli mi Tuzla'ya ayrılan o arazi? Evet, zaten şu andaki küçük sahamıza bile, antrenman sahası diye nitelendirdiğimiz yere bile hani orada kafe, küçük bir kafe, orada köyden bir genç çocuğa verip işletmesini, orada gençlerin toplanabilmesi, işte çocuk parkında oraya aldığımızda ailelerin çocuğunu getireceği, aynı zamanda bizim altyapının da olacağı bir tesis yapacağız. Diğer büyük stadyum dediğimiz projeye de işte halı sahaların, tenis kortlarının olduğu daha büyük kompleks. Büyük bir ihtimal onu suni çim olarak düşünüyoruz ki hani bakım maliyeti de düşsün. Yani hedefimiz bu. Yani bunları yaptıktan sonra ben eminim Tuzla'da potansiyel, gerek sporcu, gerek taraftar, gerek dediğiniz gibi bölgenin, yani aslında Lefkoşa'nın gönyelisi, Mahusa'nın Tuzla'sıdır. Yani bir 5 sene içinde hedefimiz birincilikte kalıcı olmak, belki süperlik, bilemiyorum şimdi.
Tabii BTM kulübü olarak diğer kulüpler gibi sizin de farklı farklı da sıkıntılarınız var. Özellikle oyuncu konusunda sıkıntılarınız çok var. Çok büyük. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela biz hep bu işte Pakistan'dan, Bangladeş'ten gelen insanlara işte insan tacirliği falan filan diye bir sürü konuşmalar var falan. Bence en büyük insan hakları ihlali bu genç sporcularda olur. Yani tamam, ben bir kulüp başkanı olarak belki bunu söylemem gerekir ama gene aldığımızda en yakın komşumuzu, bugün 18 yaşına kadar hiçbir çocuğu, hiçbir kulüp malı gibi tutamaz. Bu bir aslında insan ticaretidir. Yani düşünün ki benim oğlum var 14-15 yaşında, hasbelkader işte Mağusa'da, İskele'de bir arkadaşı vasıtasıyla girdi bir kulübe, yazıldı. Ve ben belki Lefkoşa taşınacağım. Veya belki o çocuk orada yetersizdir, başka bir takımda oynamak ister. Maalesef bizim liglerimizde anlamadığım şekilde 14 yaşında imza attırıyorlar velilere. Hani tamam çocuğum gitsin spor yapsın. 29 yaşına kadar, neredeyse 15 sene bu çocuk bu kulüp istemedikten sonra hiçbir yere gidemez. Bu ciddi bir insan hakları ihlalidir. Yani 18 yaşına kadar hiçbir çocuğu siz, sen Tuzla isminden gideyim, Tuzla'ya imza attın, Tuzla'da kalacaksın diye bir olay yoktur. Bugün baktığınızda 3 tane 5 tane grupta en az 500-600 tane sporcu var. Tamam, onlar da sağ olsun altyapı hocaları tutar, sahalara masraf eder ama yani ben bugün 14 yaşında çocuğu, benim kendi Tuzla'lı çocuklarımız var. Bizim kulüp kapalı olduğu dönemde 14-15 yaşında çocuklar Mausa'da veya başka bir yerde şeyleri var. Lisans çıkarmışlar. Şimdi o çocuklar bizde oynayamaz. Kulüp izin vermedikten sonra. Onu bakarım yani 10 senedir üst üste kiralanan futbolcular var. Bekleyeceğiz 29 yaşına gelsin. Birçok futbolcu futbolu bıraktı bunun için. Yani daha önce de benim araştırdığım, zannedersem 6-7 sene önce 3 sene bir futbolcu bir yere kiralarsanız belli bir transfer bedeli var. İşte atıyorum asgari ücretin bu kadar. Transfer hakkı kazanması ama lazım. Ama yani çok saçma. Yani biz bunu yani çok savunduk programlarımızda da. Ama federasyonu idare eden zaten Süper Lig takımları. Bunu şeyde de yani Kulüpler Birliği'ne de ben bunu ilettiğimde diyor ki oylamayı Spor Lig, yani BTM'nin 70 küsur BTM takımı var, bir oyu var. Ben 2 senedir başkanım. BTM'nin başkanı kimdir? Ne zaman seçildi, ne zaman seçilecek haberim yok. Şimdi düşündüğünüzde yani hasbelkader düşünün ki çocuk 14 yaşına gitti, arkadaşlarına bir kulübe yazıldı. Çocuğun yeteneği sınırlı olabilir. O takımda oynayamayabilir. Ama siz çocuğu 15 sene kiralarsınız. Olmaz ya. Bu olmaz. Yani futbol federasyonunu idare eden 15 tane kulüp var Süper Lig'de. O ne derse öyle olur. Yani bence artık vizyonumuzun, misyonumuzun değişmesi lazım. Yani bu çocuklar biz futboldan soğuduruz. Yine öyle yani, onu bırakın 18 yaşına kadar hiçbir çocuğu siz sahiplenemezsiniz. Yani bizim tanıdığımız çocuklar var, arkadaşlarımızın çocukları var. Rum kesiminde hani altyapıdadır. Çocuk istediği takıma yani 15 yaşındadır, Aynapa'dadır. Mutlu olmaz, giderler ne kadar başka takımda oynar. Yani oradaki futbol takımına değmez. Aa sen 2 senedir bana gelin, buraya gideceksin. Ha, koy bir bedel koy. Bir yetiştirme bedeli koy. Bu ayrı bir sorun. Bir diğer sorun. Ben BTM olarak bendeki sporcuyu Süper Lig takımı 60 bin 70 bine alabiliyor. Hiçbir benim söz hakkım olmadan bu sene bizim 3 oyuncumuz benim haberim olmadan çocuklar gitti tercihini Süper Lig 1. Lig'den kullandı. Kulüp beni federasyon aradı. Gel 60 bin liram var. Gel 100 bin liram var. Belli bir statüsü var. İşte asgari ücretin 2 katı veya 3 katı alırsınız. Tamam. Mesela isim de GG benden 2 tane futbolcu aldı 2 senede. Ama ben GG'ye gitsem bir genç takım topçusu alsam, genç takım topçusu alsam. Bugün GG'yi taşıyan 2 futbolcu Tuzla'lı. 50 bin liraya geçen sene verdik. Bu sene 100 bin liraya vermedik, aldılar. Ben GG'ye gitsem desem ki bana genç bir sporcu ver. Hani yetiştirmek adına 200 bin liradan ağızlarını açarlar. Nasıl olacak bu iş? Nasıl ben büyüyeceğim? Nasıl ben bir altyapı kuracağım? Yani tamam, biz bana diyor ki konuştuğumuzda çıkacaksın 1. lige. Tam da benim 1. lige çıkmam için benim bir altyapım olması lazım. Sahalarımı düzenlemem lazım.
Yani bir süre verilebilir mi mesela? Atıyorum lige katıldıktan itibaren işte 3 yıl içinde veya 5 yıl, 5 sezon içinde birinci lige çıktın, çıktın, çıkmadın. Sporcuların işte bu bahsettiğiniz rakam karşılığında serbest kalacak gibi. Yani ben hayır, çocuk gidebilir federasyona, parasını yatırsın gitsin. Ama o zaman federasyon da bunu yapacak. Genç takım özellikle bana diyor ki senin 7 tane ligden futbolcu alma hakkın var. 3'ü şey olabilir, 22-23 yaş üstü. 4'ü de şey, genç takım oyuncusu. O zaman bir de yasa çıkaracak. Ben genç takım sporcusuyla anlaştığımda nasıl benim 2 asgari ücrete oyuncumu alıyorlar. Ben de 1 asgari ücrete, 2 asgari ücrete o genç takım oyuncusunu kiralayabileyim. Bir satın alma derdinde de değil. Evet. Biz bugün gittiğimizde kiralayalım. Herkes ağzını 200 bin, 300 bin lira açar. Onlar da haklı belki. O da çünkü Süper Lig'de veya birincilikte kendini idame ettirmesi için bir masrafı var. Evet. Bakarız biz, ben nasıl yürüteceğim? Yani benim futbolcum 100 bin liraya en iyi oyuncum Süper Lig'e giderken ben genç takımdan futbolcu alabilmem için 100 bin, 200 bin, 300 bin para talep ederler bizden. Yani buna da bir kural koysunlar veya işte kimse değmesin, ben kirala 10 bin pound isterim. Ben de oynayamayan adama maksimum 5 asgari ücret istesin. Yani onu da sınırlandırsınlar. Yani federasyon otursun bunu çalışsın mı arkadaş? Yani bir, niye çalışmazlar, ben onu da anlamam. Yani bu iş gönüllülük işidir. Yönetim var, yapamayan çekilsin. Bulsunlar dışarıdan avukatı var. Eski sporcular var, sizin gibi değerli spor yazarlar var, sporla uğraşan insanlar var. Bir komite kurulsun, yapılsın. Evet, geçmişte buna benzer yapılmıştı. Transferle ilgili bir çalıştay yapılmıştı. Yine yapılabilir. Biraz önce taraftardan bahsettik. Evet. Tribün doluyor dediniz. Peki kulübe katkı anlamında kasa doluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Biz geçen sene aldık 50 TL. Yani federasyonun bir şeyi yok. Bu kadar minimum maksimum. Biz bunu niye aldık? Sen gelip bu çocukları izleyeceksen, bana dersen, başkan bana şampiyon olabilecek bir takım kur. Bizim orada topladığımız 50 lira aslında çok daha büyük bir rakam değil. Hakemi bile ödemez. Hakemi federasyon öder. Şimdi onu yapıyorlar. Evet. Onu şey yapmayalım. Ama bizim aldığımız 50 lira işte eğer galip gelirsek çocuklar yolda gelirken bir içeceğini alır, bir markette durup bir şeyler alır. O tamamen bizim sporcularımızın. Ama benim istediğim en azından sen oraya gelirsen o 50 lirayı ver, yani bir bedel öde. Evet. Yani bu takımı izlemek istersen bir bedel ödeyeceksin. Evet. Bu birinci şeyimiz. Onun dışında gene köyümüzde köyümüzü seven arkadaşlarımız, iş adamları sağ olsun destek olan var. Hani bu konuda çok da şikayet edemeyiz. Herkes gücüne göre, bütçesine göre şey yaptı. Araba piyangosu olduk. Düzkaya Başkanı yakın arkadaşım. Düzkaya Spor'dan sağ olsunlar onlarla ortak olduk. Orada da zarar ettik. Hani şöyle biz arabayı aldık. Piyango çekilene kadar yani pound yükseldi. Yani arabayı alsak 5 ay sonra arabayı satsak zaten aynı parayı kazanırdık. Pound bir arada, yani arabayı aldık 5000 sterlin. O zaman işte 100 150 bindi. Sonra oldu 200 250 bin. Yani çok o bilet işleri de kalmadı. Tamamen şeye dayalı. Hani bağışa. İşte istediğimiz sahalarımız biterse, büyük sahamız biterse belki orada bir iki iş yeri yaparız. İşte altyapıyı kurduktan sonra bu dışarıdan futbolcu kiralama veya bonservis alma olaylarını minimuma düşürürüz. O zaman birazcık şey yapar. Düşebilir bu şeyler. Evet tabii özellikle ülkemizde ağırlıklı futbol ama Tuzla'da bir dönem bilardo'da başladı. Kulüpte bilardo kursları yapılıyordu. Devam ediyor mu daha? Mehmet abi, Mehmet Çanlısoy o zaten hocamız, bizim bu milli takıma giden oyuncuların da hep yetiştiricisi aslında. Mehmet abiye biz söyledik, ben yönetime geldiğimde, başkan olduğumda Mehmet abi işte Rum kesiminde iş bulduğu için uymadı. Söyledik, gel abi sen hani kulübü sana verelim, kirada istemiyoruz, biz de destek olalım ve burada biz en azından gerek darts olsun gerek bilardo olsun biz de destek verelim.
İşinden dolayı şey yapamadı. Devam ettiremedi. Açıkçası biraz da gereken ilgi de görülmedi. Beklenen ilgi de görülmedi. Dediğiniz gibi bizde bir tek futbol var. Dolayısıyla şey olarak devam edemedik ona. Evet. Ama ileride belki bir kadın futbol takımı düşüncemiz var sahamız bittikten sonra. İşte biz kendimiz şirket olarak voleybola bu sene işte şeye sponsor olduk. Çamlıkspor'un burada plaj voleyboluna ciddi bir destek verdik. Şimdi salondaki takımlarından birine de sponsor oluyoruz. Yani biz şirket olarak destek oluyoruz ama Tuzla'da yani dediğimiz gibi futbol dışında pek altyapı yetersizliğinden bir şey yapamıyoruz. Yani bir spor yapamıyoruz çünkü ciddi bir altyapı. Tenis sahamız yok, basket sahamız yok, voleybol sahamız yok. Tabii tesis çok önemli. Yani bir sporu yapacaksanız o tesisin mutlaka olması gerekir. Ama biraz önce dediğimiz gibi Tuzla artık büyüdü ve birçok kişi de şehrin gürültüsünden o bölgeye doğru kaydı. Sponsorlardan bahsettik. Tabii siz de aynı zamanda sponsorsunuz. Ülkemizdeki sponsorluk yasasının daha işlevsel hale gelebilmesi için ne yapabiliriz? Çünkü çok kullanılamıyor aslında. Yani bir yasamız var, vergi usul yasasına bağlı bir yasa var ama çok işlevsel olmadığı söyleniyor. Bir iş adamı olarak sponsor olduğunuz zamanlarda bunu kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsunuz biliyorum tabii ama bunu nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Ben böyle bir yasadan haberim yok. Yani 20 senedir şirketim var. Hiç böyle bir yasa var mı yok mu bilgim yok. Aslında bizde sponsorluk diye bir olay da yok. Bana göre yasa da yok. Bizde sadece sosyal sorumluluk var. Yani ben Tuzlalıyım veya işte ben burada Luf işletmecisiyim. Buraya gelen çocukların daha rahat spor yapabilmesi için işte voleybola sponsor demeyelim, sosyal sorumluluklarımız gereği destek oluyoruz. Futbola destek oluyoruz. Bence sponsorluk, yani ben aslında buna çok kafa yordum ama şunu da bir de böyle bir gerçek var. Bunu eğer biz vergi dairesi bunu şekillendirirse ben eminim ki çok art niyet de olacak. Şöyle olacak, gelecek kulübe diyecek al sen bu işte 50.000 TL'yi bana yaz 100.000 TL'lik işte şey. Yani ben ona da inanmıyorum. Yani sponsorluk yasasının çalışacağına da çok inanmıyorum. Çünkü aslında kulüpler de çok denetimsiz. Yani çok ciddi bir denetim de yok. Yani zannedersem böyle sosyal sorumluluk olarak devam edecek. Ama şöyle bir şey var. Siz televizyoncusunuz. Televizyoncu olarak, spor muhabiri olarak KKTC'ye, ülkemize hizmet etmek zorundasınız. İşte burada öğretmenlerimiz var değerli. Öğretmenlerimiz çocukları yetiştirerek KKTC'ye hizmet etmek zorundadır. Polisimiz var. Polisimiz hizmet etmek zorundadır. Biz de iş insanları olarak sosyal sorumluluklarımız gereği gençlerimize, çocuklarımıza, eğitime destek vererek sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Evet. Aslında bu bir kural, yazılı olmayan bir kuraldır bu. Evet. Yazılı olmayan bir kuraldır. Hepimiz bu toplumu seversek, hepimiz geleceğimizi, gençleri seversek, yani bir şekilde mecburuk yapalım. Yani ben vereyim de işte 100.000 vereyim, devlet bana 10.000'i kessin diye düşünürsek, yani bence karşılık çok beklemeden. Çok gönülden olmaz. Hani yarım elma gönül alma misali, az veren candan, çok veren maldan misali. Hani isteyerek vermek daha önemli diyorsunuz. Evet, yani sonuçta ülkesini seven, gençliğini seven bir şekilde destek oluyor zaten. Yani köyünü seven, köydeki çocukların, gençlerin spor yapmasını isteyen verecek, yani vermek zorundadır. Yani o vermezse zaten bu işler yürümez. Yani günün sonunda benim tek istediğim, belki ben bir gün vazgeçersem, önemli olan o sistemi kurmak, benim yerime gelecek olan. Yani bu spor kulüplerinde dikkat edin. Kendimizden örnek verelim. Hani kimseyi ben çekilirim geri ve destek vermem yeni yönetime. Aslında en büyük sıkıntımız olur. Biraz da ego savaşları var bu işte. Yani çekildiğinizde de yani ben başkan olarak başkan iken verdiğim eforun
yaptığım maddi yardımın 1/4'ünü eski yönetime yapsam, yeni gelecek yönetime yapsam belki de onlar daha da ileriye gider. Bugün bakın Süper Lig'den BTM'nin en düşük takımına da maalesef köylerin içinde, kulüplerin içinde ikililik var. Yani aslında bunu çok ego savaşı değil de yani gönüllülük şeyinden yapmak lazım. Esasıyla yapmak lazım. Ama bir sponsorluk yasası olur mu? Yani sponsorluk yasası yapacaklarsa eğitime yapsınlar bence. Çünkü ciddi okullarımız yıkılır. Okullarımızda hiçbir şey yok. Altyapı yok. Çocukların kitabı yok. Yani bir şekilde bunlara yapmaları oradan lazım. Başlayabilir. Bir de bu altyapı konusunda belki de üniversiteleri veya bu özel okulları devlet mecbur etmesi lazım. Tamam sağ olsun bugün Doğu Akdeniz çok güzel bir sahası var. Çok mükemmel bir stadyumu var. Belki de ama olsa da öyle tribünlü, öyle altyapılı bir stadyum yok ama adamlar sahasını tören yapmak için, konser yapmak için tasarlamış. Senede bir defa konser yaparlar. İşte bu bahar şenliklerini. Yani biz çok konuştuk, çok mücadele ettik. Verin bakımını biz yapalım. Hani belki çimini veya düzeltmesini biz yapalım. Tuzlaspor orada oynasın. Bir şekilde başaramadık. Ama belki de devletin demesi lazım ki burada bir tesis var. Devlet de buna katkı olsun. Çıksın Mausa Türk Gücü, çıksın Dumlu Pınar maçlarını orada yapsın. Bugün Yakın Doğu ilkokulu Yeni Boğaz içinde. Acaba Yeni Boğaz için spor kulübüne kaç kuruşluk faydası var? Ben söyleyeyim, hiç. Orada tesisi yok mu? Var. Kapalı spor salonu var mı? Var. Evet. Tam niye Yeni Boğaz içinde bir voleybol, bir basketbol yapılamıyor? Bence talep edildiği zaman verilir. Çünkü Lefkoşa'da handbol, voleybol, basketbol maçları Lefkoşa'daki Yakın Doğu salonunda oynanıyor. Bence talebi beklemezsin. Bence bu devletin bir şeyi olsun. Yani bu üniversitelerin veya otelleri düşünün. Yani bugün şimdi Dutun buradan Salamis'ten Bafra'daki otellere kadar hiçbirinin spor sahası yok. Belki bir otel dese ki civar köye ben sana bütün tesisini yapıyorum ve kamp turizmi yapabilirler. Mesela Acapulco burada çok güzel sahalar yaptı. Şeyleri ağırlar, futbol takımlarını ağırlar. Yani belki bu biraz devlet buradaki otelleri, buradaki işte üniversiteleri, özel okulları teşvik etse ya da mecbur etse. Bilemiyorum. Yani evet, bu konuda devletin de bir adım atması gerekir. Adım atması lazım. Çünkü çok 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 geride kaldık. Evet, maalesef. Evet Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Süremizi tamamladık. Evet, keyif. Evet. Olsun. Sonuçta sorunları da bir şekilde dile getirmek gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum programa katkı koyduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi bizim yani benim kendi prensibim veya şirketimizin prensibi sadece Tuzlaspor'a başkanı sadece onlara yardım yapalım değil. Biz birçok BTM, özellikle BTM kulübüne işte formasından topundan yardımcı oluyoruz. Voleybola destek oluyoruz. Yani bizim hedefimiz kendi benim şahsi şeyim. Herkes spora, eğitime katkı koyduk sonra daha da ileriye gideceğiz. Yani maalesef aksayan bir şey var şu an, sistem var devlette. Yani biz devlet bunu yapamıyor, bize ne demememiz lazım. Yani bana ne demememiz lazım. Bugün zaten baktığınızda bütün kulüplerin başında işte ya bir müteahhittir ya bir iş adamıdır. Yani bu insanların geri çekildiğini düşünün. Kıbrıs yok yani spor kalmaz, futbol kalmaz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tekrardan teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler bir spor sohbetleri programının daha sonuna geldik. Bu sezon boyunca farklı branşlardan farklı isimleri spor sohbetlerinde konuk ettik. Ve Lufbiç'te Lufbiç'in sponsorluğunda ağırladık. Yeni yayın dönemiyle birlikte farklı programlarla karşınızda olacağız. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.